Obama Erdeş'in tutunma noktası isimli video enstalasyon çalışmasına 29 Kasım'a kadar ev sergisi yapıyor olacağız. Bugün de Ceren Arkman ve Irmak Arkman'la beraber sergi üzerine, iş üzerine ve kendi çalışmak istedikleri üzerine onları dinleyeceğiz. Size de çok teşekkür ederiz eşlik ettiğiniz için konuşmaya. Dilerseniz sonradan sorularla da beraber konuşma devam eder. Başlayabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben öncelikle Selman ve Ceren'e ve Zeynep'e çok teşekkür etmek istiyorum davetlerinden ve ilgilerinden dolayı. Sonrasında da Ceren'e ve Irmak'a da teklifimi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten çok önemli bir buluşma diye düşünüyorum. Birazcık biz erkenden birazcık sohbetleme fırsatı bulduk buraya gelmeden önce. Kendilerine de zaten dile getirdim. Yani bu yeni medya alanında diyelim, yapıp ettiklerinden dolayı bence çok önemli, güzel katkılar sağlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bir şeyin altını mutlaka çizmek istiyorum. Düşünsel olarak bir takım paralellikler her zaman insan için aslında önemli bir durum. O yüzden böyle bir paralelliği aslında taşıdığımızı düşündüğüm için aslında bu teklifi birazcık da sizlere getirdim. O yüzden çok teşekkür ederim. Öncelikle şöyle başlayabiliriz isterseniz. Ben başlangıçta birazcık kendi sanat pratiğimden, üretim pratiğimden bahsedebilirim. Ama sizlerin de katılımlarıyla açıkçası hani sonunda beklemeden bir sohbet olarak da aslında bence bu karşılaşmayı sağlayabiliriz. Sohbeti hani fikirleriniz olursa ya da sorularınız olursa bence beklemek zorunda değilsiniz konuşmanın sonunu. Katılabilirsiniz. Bence çok daha akışkan bir şey sağlar, bir sohbet ve konuşma sağlar diye düşünüyorum. Şimdi başlangıçta birazcık kendi pratiğimden bahsedecek olursam, şimdi ben yaklaşık olarak 2017 yılından itibaren videoyla karşılaştım. Pratiğimi bu yönde geliştirmeye çalıştım. Yani şimdi kendime şöyle bir soru sordum, hani neden video diye kendime sorduğum zaman, aslında aracın tamamen kendi olanakları aslında benim için çok önemli bir konuda. Çünkü videonun kendisi aslında kendi zamanını ve kendi mekanını yaratan ve birçok değişkeye sahip ve birçok şeye olanak veren bir yapısı var aslında videonun. Açıkçası bu sanatçı, üreten insan olarak çok önemli bir şey. Çünkü sonuçta bu olanın vermesi, olması sanatçıyı birazcık bu olanaklar yaratım dürtüsü sağlıyor diye düşünüyorum. Yani açıkçası benim bu sürecimde videoyla karşılaşmam, bu olanağı videonun bana sunması açıkçası aracın kendisi bana bu heyecanı sağladığı için pratiğimi bu yönde geliştirdim. Şimdi çalışmalarımın genel yapısından bahsedecek olursam da en büyük faydayı aslında tüm çalışmalarımda da bunu söyleyebilirim. Bir iki dakikalık görüntüleri sürekli tekrarlarından oluşan görüntüler söz konusu. Ama bu tekrarların ne başı var ne de sonu olan tekrarlar. Sürekli bir akış söz konusu. Sürekli bir akış. Yani zamanın yapısı benim için tüm çalışmalarda çok önemli çünkü gerçekten aslında zamanı manipüle etmek hem aracın bana sağladığı bir olanak hem de açıkçası kavramsal olarak bir takım hani çalışmalar üzerinde dediğim gibi bu yaratma dürtüsünü bana çok iyi veren bir tarafta duruyor. O yüzden burada yine genel yapıda, çalışmaların tüm yapısında tekrar olgusuna değinmem çok önemli. Çünkü hani az çok çalışmalarımı bilenler vardır aranızda. Tüm çalışmalarımda aslında bu tekrar olgusu, hani loop dediğimiz olay çok ön planda. Bunu aslında şu şekilde de tanımlayabilirim. Şimdi tekrar olgusu aslında bir tür zamanın geri çevrilemezliğini aşmaya yönelik bir olgu aslında. Yani bizim insan olarak içsel gerçekliğimizde de aslında bu olgunun kendisi var. Yani bunu çalışmalarımda bu tekrar olgusunu ben sonsuzluk olarak da nitelendirebilirim.
bu anlamda. Ve o yüzden aslında genel tüm çalışmaların yapısında olan bir payda, büyük bir payda hatta. Onun dışında da yine çalışmaların en büyük yine paydalarından biri de mekan olgusu. Yani şimdi biraz sonra tutunma noktası üzerinden ben bunu açıklamaya çalışacağım. Birkaç bakış açısı sunmaya çalışacağım. Mekan benim için şöyle bir önemli duruyor aslında çalışmalarda. Şimdi video aracı gerçekten bize farklı bir uzam sunuyor. Ama şimdi bu uzamı yaratırken, ortaya çıkarırken aslında mekanı sergileme aşamasında özellikle tekrar bir mekan arama içerisine giriyorum. Yani birazcık da buradan kaynaklanıyor mekanda olan diyaloğum. Çünkü videonun zaten kendi uzamı var ama benim aradığım gerçeklikte de bir uzam hissiyatı var. Yoğun hissettiğim bir hissiyat. O yüzden çalışmalarda hem gerçek mekanın hem de videonun kendi sanal mekan dediğimiz o alanını bir arada ya getirmek benim için çok önemli açıkçası. Şimdi bu çalışmadan birazcık bahsetmem gerekirse tutunma noktasını aslında üç bakış açısıyla sizlere birazcık tanımlayabilirim açıkçası. Şimdi birinci noktada uzam ve zaman ilişkimiz üzerinden değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İkinci bakış açısında daha kavramsal bir alanda, özellikle Rajman'dan hareketle etkilendiğim bir kavram, yani bir elde oluş fikri üzerinden inşa ettiğim bir durum. Üçüncüsü de birazcık daha formsal alanda sizleri birazcık gezdirebilirim tanımın içinde diye düşünüyorum. Şimdi ilk bakış açısında tutunma noktası aslında uzam ve zaman ilişkimiz üzerine odaklanıyor. Çünkü şimdi günümüzde şöyle tanımlayabilirim. Günümüzde aslında mekanı yayılmış bir uzamsallıktan çok daha temelsiz bir uzamsallık içerisinde yaşıyoruz. Mekanı artık dönüştürebiliyoruz çünkü bu sayede diye düşünüyorum. Ve şimdi bu çalışmada da mesela doğal akışın hızı görüntünün kurgulanmış hızıyla değiştiriliyor. Ama aynı zamanda bu yapılırken de mekanın bir şekilde bir imgeyle işaretliyorum. Yani yansıtımı gerçekleştirdiğim alanda, gerçek alanda bir imgeyi kullanıyorum. Bu benim için çok önemli bir nokta. Tabii bu mekanla olan diyalogumuz da gerçekleşiyor. Onun dışında zaman kavramı da devreye giriyor. Ki çalışmaların aslında dediğim gibi en büyük paydalarından biri zaman. Zamanı aslında şöyle kurgulayabilirim. Şimdi sanat tarihini ya da ne bileyim yeni medya sanatının bir takım tarihsel çerçevelerine baktığımız zaman mesela zaman algısı, zaman algımız giderek genişleyen bir tarafta duruyor aslında. Yani insan olduğu olarak artık gerçekten zamanı çözümlememiz, yaşamamız, mekanlarda mevcudiyet göstermemiz aslında bu zaman algımızın genişlemesiyle de alakalı bir şey. Şimdi her makine ve teknoloji keşif işte zaman algımızı genişletiyor. Yani şöyle örnek verebilirim. Şimdi her kitle iletişim aracı, yeni kitle iletişim aracı aslında bu algımızı şekillendiriyor ve genişletiyor. Mesela en önemli örneklerden biri tarih okuyan, okuyanların, yani okuyoruzdur elbette. Şimdi matbaa ile bilginin hızı değişiyor, yayılım hızı değişiyor. Şimdi telefonla birlikte iletişimin coğrafyası değişiyor. Ne bileyim fotoğraf ile zamanın anlım kaydını tutabiliyoruz. Hareketli görüntü yani video ve sinema ile birlikte de şimdi bu zamanın kaydı daha genişlemeye başladı. Ve son olarak da bilgisayar. Şimdi bilgisayarda da tüm bu saydığım eski medyalar tek bir şeyde entegre olmaya başlıyor. Bilgisayar ortamında entegre olmaya başlıyor ve daha geniş coğrafyalar yaratmaya başlıyor ve dönüştürmeye başlıyor. Bu aslında çok önemli bir nokta. Çünkü aslında hepimizin şu anda mevcudiyetleri aslında bu bilgisayar dediğimiz, web dediğimiz, siber ortam dediğimiz birçok aslında durumu da şekillendiren kavramlar olmaya başlıyor. O yüzden ben tutunma noktasını
İşte ilk bu bakış açısından iki yaşantımız arasında şekillendirebiliyorum. Şimdi birinci yaşantımız aslında bizim doğal fenomen, yani doğanın kendisiyle gerçekleşen bir yaşantı. Yani doğal yaşamın yasalarıyla ve zamanıyla, akışıyla aslında yaşıyoruz. Gerçek ve gerçek zaman ve mekan deneyimlerimiz diyebilirim buna. İkinci yaşantımızda ise hepimiz aslında araçlar, insanoğlu aslında başlangıçtan bu yana araçlar geliştiriyor yaşamak için. İşte bir takım işte kentleri inşa ediyoruz, iletişim için bir takım şey araçlar geliştiriyoruz vesaire. Yani şey araçlar dolayımında bir yaşam şekillendiriyoruz aslında biz. Şimdi bunu aslında bir nevi çevrim içi yaşantımızda diyebilirim. Şimdi bu iki yaşantıyı aslında bir araya getirmeye çalışıyorum bu çalışmada. Yani şey gerçek yaşantımız ile çevrim içi yaşantımız arasındaki zamana ilişkin olan, içkin olan bir tür yaşam fikri aslında ortaya koyuyorum ben. Bu da ister istemez şey bizim mevcudiyetlerimizin yapısını da değiştiriyor. Hani şimdi artık günümüzde non-mevcudiyet diye bir kavram var. Hani gerçek mekanlarda bulunmasak da artık öyle siber ortamların bulunduğu mekanlarda da mevcudiyet gösterebiliyoruz. Yani o ağların, o weblerin, o siber ortamların içinde de var oluyoruz. O yüzden bu noktada mesela doğa benim için çok önemli bir noktada duruyor. Çünkü bu iki yaşantıyı bir araya getirebileceğim en iyi fenomenlerden biri çünkü diye düşünüyorum. Yani buradan hareketle aslında doğal evrenin imgeleriyle insan yapımı imgeleri bir araya getirmeye çalıştım bu çalışmada. Şimdi ikinci bakış açısında şunu dile getirebilirim. Birazcık daha aslında ütopik bir yaklaşım. İkinci yaklaşım. Çünkü şey, Rajman'dan hareketle birazcık da inşa etmeye çalışıyorum durumu. Çünkü Rajman'ın bir deyimi var. Bir kavramı vardır. Rajman bir evde oluş icat etmeye çalışır. Ve der ki, öyle bir evde oluş icat etmeliyiz ki toprak ve sınırların ne olduğunu yeniden düşünmeliyiz. Ve bunun üzerinden şunu söyleyebilirim. Şimdi üzerinde varlık gösterdiğimiz dünya aslında bizi yerelleştiren, özdeşleştiren ve kutlanmalarımızın sınırında bize kimliklerimizi kazandıran bir dünya aslında. Şimdi biz öyle bir dünya yaratabiliriz ki işte aile, kabile, ulus gibi kavramların aslında olmadığı zamanlarda bir dünya vardı. O dünyaya aslında biz bir etosun kaynağı yapabiliriz. Ve bu etosun kaynağıyla birlikte biz aslında bu dünyada kendi elimizde olmayı öğrenebiliriz diye bir açılım yapabilirim bu evde oluş fikrine dair. Yani bu noktada da aslında birçok şey devreye giriyor. Çünkü bir tür yer edinmeye çalışıyoruz. Mesela bu çalışmada da aslında bir ikilik söz konusu. Çünkü bir yer edinme modeli olan ev imgesi karşımıza çıkıyor. Ama bir de yolculuk fikrini bize veren bir tür seyahat fikrini ya da adına ne derseniz göç etme, bir yerden bir yere geçme vesaire. Onu inleyen bir de yolda olmuş. Yani şey tren, yani sesten de algılayacağımız gibi bir yolculuk fikri de var. Yani bir ikilik söz konusu. Ama o iki zıt durumu ben tek bir çalışmada bir araya getirdim. Yani şey, bir nevi şey de diyebiliriz. Gökyüzünü ya da dünyayı tek bir ev imgesinde birleştirmek gibi. Bu ütopik bir söylem. Ama şunu da söyleyebilirim, yani sanatın en büyük gücü belki bundan geliyor. Yani ütopik olması, sonuçta bir felsefe yapmıyoruz ya da bir takım kavram, kesin kavramlarla konuşamayız zaten sanatın içinde. Sanatın belki de en büyük gücü buradan kaynaklanıyor. Yani biz bir şeylere işaret edebiliriz. Biz, yani bir şekilde bir şeyler önerilebilir vesaire. Hani birazcık da bu cepheden bakıyorum açıkçası. Şimdi
Yani dolayısıyla burada zaman ve mekan kavramına değinirken ikisi de birbirini bütünleyen şeyler. Yani biz geçmişte bir takım imgeleri kesip almak için bünyemize, belleğimizde biz sadece zamanı mekansallaştırıyoruz. Yani zamanla birlikte biz aslında o çekip aldığımız imgeleri bir tür mekansalla çeviriyoruz. Bu sadece işte video işlerde değil. Bu sanatın aslında her tarafında, tüm sanat dallarında aslında bana göre ortak bir payda. Çünkü kesip aldığımız imgeleri biz depolarımızda, işte belleğimizde, bellek depolarımızda sakladığımızı düşünüyorum ve bu noktada bence çok önemli. O yüzden şimdi çalışmaya baktığımızda akan bir takım elektrik direkleri var. Yani sonsuzca akan bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Pavlos ve Macmillan'a göre de şimdi 3000 yıl süren dışa doğru patlamadan sonra içe doğru patlama çağına giriyoruz. Şimdi bu içe doğru patlama çağını nasıl tanımlayabiliriz? Kendi kendime düşündüğüm zaman artık insanlar gerçekten zamanı iki farklı şekilde yaşarken mevcudiyetleri de aslında dediğim gibi o ortamlarda artık varlık gösteriyor. Şimdi iktidarlar da aslında bir nevi iktidarların yapısına da baktığımız zaman eskiden bedenin durumu iktidarlar için daha tehdit oluşturuyordu. Ama şimdi siber ortama baktığımız zaman beden değil, zihin aslında. Çünkü o siber ortamda o kadar yüklenilen bilgiyle karşı karşıyayız ki, akışla karşı karşıyayız ki artık iktidar için bu siber mekanların kendisi de aslında bir tür tehdit de oluşturmaya başladı. Yani insan bedeni artık o ağlar içerisinde gezinebiliyor. O yüzden şey de diyebiliriz, aynı anda böyle elektrik akımı aslında hepimizi ilgilendiriyor. Öyle değil mi? Yani hepimiz aslında arzularımız ve doyumlarımızla birlikte orada yer alıyoruz. Orada varlık gösteriyoruz. O mekanlarda varlık gösteriyoruz. Ben bu ikilikleri aslında birazcık da bir araya getirmeye çalıştım bu çalışmayla. Şimdi üçüncü bakış açısından da biraz daha formsal bir cephede duruyor, daha biçimsel. Burada da işte bu elektrik direklerinin aniden belirmesi, o akışla birlikte daha derinden bir resimsel sunuyor aslında bizlere. Daha resimsel bir tarafta da duruyor ama derinden bir resimsellik bu. Yani sanki sabit bir durum ama akışan da bir durum var orada. O yüzden daha resimsel bir alanda da duruyor ama bunu yaparken de işte zaman mevhumunu aslında ben manipüle ediyorum. Değiştiriyorum, dönüştürüyorum ve o yüzden bu zaman algısı bizim için daha değişken bir yapıya gelmeye başlıyor. İşte dediğim gibi mesela siber mekan bu anlamda dijital teknolojiler yoluyla aslında kültürlerin, toplumsal yapıların, ekonomi politik yapıların bir takım etkileşimini sağlayan bir tür metafora da dönüşmeye başladı bu anlamda. O yüzden hani konularımız arasında da aslında etkin bir role sahip arttı. Bu noktada şeyde değinmek istiyorum. Mesela Ulusbaker'in teknolojilerle ilgili söylediği noktada şöyle bir şey ifade eder. Aslında pek çok nedenle aslında bugün daraltılmış bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu daraltılmış dünyayı aslında bize sağlayan teknolojiler. Teknolojinin kendileri bizi bunu sağlıyor. Fakat ve şöyle bir örnek veriyor. Şimdi kitleler söz konusu olunca tabii nasıl söyleyeyim? Bir şeylerin toplumsal olarak yönetimi çok daha basit. Yani kitleleri sürükleyebilirsiniz. Kitleleri etkileyebilirsiniz ve bunu devlet politikaları zaten çok iyi yapıyor. Ama Baker diyor ki, işte televizyonla birlikte genel bir aptallaşma halini yaratıyoruz. İşte bilgisayarla birlikte bir tür otizm inşa ediyoruz. Ve iletişimle birlikte bir tür çılgınlık yaşıyoruz. Yani şimdi ama
bakar. Biz bununla acaba nasıl baş edebiliriz? Önemli sorusu bu. Ve işaret ettiği en büyük alanlardan biri de, en önemli alanlardan da biri de sanat aslında. Ve bu noktada şunu dile getiriyor. Şimdi eğer sanatın bir etki alanı varsa, sanat bunu malzemesiyle, özellikle güncel malzemeyle değil, hani güncel durumun araçları nedir, güncel dünyanın araçları nedir? Bunlar güncelliğe karşı ya da o günkü yapılara karşı en iyi karşı durabilecek yapı, o yapıların kendi araçlarıyla aslında biz bunu dillendirebiliriz, ortaya koyabiliriz. Yani malzemesiyle, sanatın ruh halleriyle, etiğiyle, ne bileyim işte konularıyla vesaire biz bir takım başkalarına kaptırmayabiliriz bunu. Yani başkaları olarak nitelendirdiği şey de aslında yine dönüzden hareketle bunu ben şey yapabilirim, size ifadelendirebilirim. Şimdi dönüzün denetim diye bir yapısı vardır. Denetim aslında bir takım dijital iktidarları kasteder. Şimdi dijital iktidarlar ve bunlardan hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyecek olan toplumsal ve ekonomik, politik, siyasal yapıların bütünü. Çünkü dijital alan artık bunları da çok iyi kapsayan bir tarafta duruyor. Bunları tekrar tanımlamaya ihtiyacımız var aslında bizim. Bu dijital iktidarları tekrar tanımlamamız gerekiyor. Ve bu tanımların içerisinde belki de en iyi bizi bu iletişimsel aptallığımızdan ya da ne bileyim işte bir tür otomatizmlerinden kurtaracak yapı aslında sanatın kendisi. Biz bu yapılarla aslında sanat yoluyla üstesinden gelebiliriz. Bir şekilde sanat yoluyla aslında biz bunları işaretleyebilir, altını çizebilir, bir farkındalık belki yaratabiliriz diyor ve bu nokta şey çok önemli bir nokta aslında çünkü bir takım dediğim gibi sanatçı tanımlar ortaya koymak zorunda değil, bir şeyleri tanımlamak zorunda da değil çünkü bugünün izleyicisi ya da katılımcısı artık sanatçının ağzına bakan bir yapıda değil açıkçası. Yani evet, sanatçı bu noktada ne diyor? Hani derdi nedir? Çünkü birazcık da açık kapı bırakmak gerekiyor. Bu noktada da hani kesin söylemlere aslında ihtiyaç yok. Sadece bir şeyleri sezinletebiliriz. Bir şeylerin üzerinden sadece nasıl söyleyeyim, etki alanları oluşturabiliriz diyebilirim. Çünkü sanat aslında bir tür etkileşimin kendisidir. Ve yüzyıllardır aslında böyle bir durumu oluşturmuştur. Bir etki alanıdır, etkileşim alanıdır. Sadece bu etkileşimler geçmişten bugüne farklılıklar gösteriyor. Özellikle işte günümüz sanatına baktığımız zaman bir takım medyaları kullanıyorsak eğer bunlar etkileşimin bir takım parametrelerini oluşturmaya başladı diye düşünüyorum. Çünkü artık izleyicinin rolü de değişti. Sanatçının rolü de değişti. Yani artık katılımcı olmadan devreye girmeyen sanat yapıtları var. Öyle değil mi? Bir etkileşimden de söz edebiliyoruz bu noktada. Yani şey, üçüncü bakış açısını böyle oluşturabilirim diye düşündüm. Çok mu konuştum bilmiyorum ama çok seviyorum gidiyor. Nasıl gidiyor bilmiyorum. Farkında değilim ama. Şimdi bir de aslında yani bunları aslında çok fazla değinmek istemiyorum. Çünkü hep videoyu ya da yeni medyayı tanımlarken geçmişte bir takım şeyleri de örnek gösteririz ya. Şimdi deneysel sinema, işte avantgard yaklaşımlar, işte video sanatı bunun neresinde duruyor. Ama yine de ister istemez kaçamıyoruz sanırım bu değinmelerden. Çünkü nasıl söyleyeyim, yani yine de yeni bir mecra olarak Türkiye'de gözüküyor. Yani çok uzun bir geçmişi var aslında videonun. Yani epey, yani bunu Dada'ya kadar genişletebiliriz video sanatını. Ama ister istemez şimdi bunlar bir tür bilgi birikimleridir. İnsanın aslında ufkunu genişleten, hani dinleyici, entelektü
kültürel bir birikimdir aynı zamanda ve aynı zamanda üreten kişi olarak sanatçı için de aslında bir tür yaratım dürtüsünü oluşturacak şeyler. Yani dediğim gibi başlangıçta aracın kendisi de sanatçı üzerinde gerçekten yaratma dürtüsünü yaratabiliyor. Çünkü bir sürü olanaklar verebiliyor artık videonun kendisi dediğim gibi. Yani birçok şeyi manipüle ediyorsunuz. Birçok şeyi dönüştürebiliyorsunuz. Mekanları dönüştürebiliyorsunuz. Zaman algılarını değiştirebiliyorsunuz vesaire. Bu noktada video gerçekten plastik sanatları o yüzden daha yakın durumda. Niye? İşte bunu işte Döllüz'de sinema metinlerinde dile getirdi. İşte Ulus Baker de dile getirdi. Yani tekrar belki de altını çizmek gerekiyor. Hala bugün de bile belki altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Videonun kendisi de artık bir takım şeylerden kurtulması gerekiyor. Belki sinemanın çok güzel. Yani şimdi üç şeyden belki kurtulmak gerekiyor. Fotoğrafik analojinin kudretinden, anlatıya duyduğumuz inançtan ve temsilin gerçekliğinden kurtulmak gerekiyor. Çünkü şimdi postmodern dönemden bahsettik bir ara, değil mi? Şimdi hani tabii ki yine hala söz ediliyor ama şimdi güncel durmak diye bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi postmodern döneme geçişte temsil çok tartışılan bir mevzuydu. Ne? Yani temsilin gerçekliği, işte nedir, üst anlamlar vesaire. Postmodern bunu bir tür kırdı bu noktayı, temsili durumunu kırdı. Şimdi videoyla birlikte bu temsil daha da sarsılmaya başladı. Çünkü artık top sanatçının elinden de çıktı. Artık aktif olarak izleyicinin ya da katılımcının kendisi de artık bu güncel durumda gerçekten aktif bir pozisyon almaya başladı. O yüzden videonun kendisi belki de bu alana, yani plastik sanatlar dediğimiz hani daha yakın bir alan. Çünkü bir anlatı gerçekleştirmek zorunda değil. Sinema bir ara bunu yaptı. Gönlünüzde hareket imge dediği zamanlarda sinemanın hep bir hikayesi vardı aslında. Bir başlangıcı, süreci ve sonucu. Bir hikaye söz konusuydu. Roller belliydi vesaire. Ama bir noktadan sonra öyle bir kırılma gerçekleşti ki deneysel sinema ve video ile birlikte artık imgeler gerçekten daha belirsiz hale gelmeye başladı. Bu da işte izleyicinin de aslında rolü topu kendine almasıyla birlikte oldu. Yani en çok oturduğu dönemler herhalde 1970'ler, işte 60'lar civarında bu pozisyonlar daha çok değişmeye başladı diye düşünüyorum. Yani bu noktadan sonra isterseniz yani başımız yerin tarafından geri dönmüş olduk. Yani başta alan olasılıklarından bahsederek başlamıştık. Ve sonunda aslında bitirirken de yine alan olasılıklarına döndük. İşte bir loop oldu yine. Aslında yani başta kullandığımız şey. Çünkü yani aslında hayatın kendisi loop yani. Burada işte tam söylediğin yani hani o modernite, postmodernitenin kırdığı şey zaten modernitenin lineer zaman akışı. Yani bir o zamana kadar inandığımız lineer bir zaman akışı vardı ve yani işte bir başlangıç, işte bir giriş, gelişme, sonuç gibi algılanan bir zaman akışı. O zamana kadarki teknoloji çünkü ancak zamanı giriş, gelişme ve sonuç olarak anlatmamızı sağlıyordu. Ama aslında yani kadim bilgiler aslında yani bu modernitenin de öncesindeki bilgiler de her zaman aslında biz zamanı döngüsü olarak anlıyorduk aslında. Circular time yani her zaman böyle bir daire içerisinde dönen bir zaman vardı. Onun için aslında işte senin kullandığın loop aslında yani hayatın kendisi yani orada tek bir parçayı alıp tekrar koyuyorsun gibi değil. Aslında biz burada göze baktığımız zaman tekrar eden bir şey görmüyoruz. Aslında hayatın akışı da bu. Hayat çünkü belki yani 3 dakikalık bir loop gibi akmıyor belki ya da 30 dakikalık bir loop gibi akmıyor ama yani bir loop'un içerisinde akıyor bizim yaşadığımız hayatta. Onun içinde aslında o başı ve sonu olmaması, yani en azından bu tarz yapılan video işleri aslında o şimdi işte postmoderniteyle tekrar düşünmeye başladığımız ama çok yani işte kadim bilgilerin insanın başında da zaten algılanan zaman akışına aslında çok benzerlik sağlıyor. Ben de bu loop'a orada
oradan girmiş olayım. Ve şeyden başlayayım aslında lafa. Yani sanatçı ve izleyici ilişkisiyle ilgili konuştuğum şeylerden biraz değinerek. Şimdi aslında yani işi en iyi anlatacak insan sonuçta Tuğba bu yaptığı için. Bizim yani benim aktarmak da öyle. Genel olarak benim şöyle bir inancım var. Yani işi en iyi anlatacak insan o işi üreten insan. Onun için aslında işin üzerine ekstra çok fazla soru söylemek bizim pozisyonumuza uygun değil. Onun dışında öbür tarafta şöyle bir inandığım bir şey var. İşi de en iyi anlayacak insan izleyici. Yani tek tek ayrı ayrı izleyiciler. Hepsinin anladığı şey ayrı olacak ama hepsinin anladığı aslında doğru olacak bir şekilde. Ve işte o ilişkiye şimdi daha ortada olan, yeni medyanın daha ortaya çıkardığı bir ilişki ağı var. Yani sanatçıyla izleyici arasında, senin de değindiğin gibi. Yani bir etkileşim bir işler var. O etkileşimli işler her zaman var olan bir ilişkiyi aslında şimdi çok göz önünde yani anlaşılır kılıyor. Ama sanat her zaman bir etkileşime dayanıyordu. Çünkü izleyici olmadan sanat olmayacağı için her zaman bir izleyicinin tepkisini önceden düşünerek ya da bir izleyicinin tepkisini bekleyerek, bir izleyicinin tepkisini hayal ederek zaten sanatçı bir şey üretiyordu. O tepkiler sizin istediğiniz gibi olabilir, istediğiniz gibi olmayabilir ama her zaman bir ilişki vardı. İşte zamanın büyük kısmında işte o bahsettiğimiz hep yani bizim biraz yeni medyaya geldiğimiz ana kadar olan daha yerleşik sanatlarda her zaman kullandığımız teknolojiler bu güç ilişkisini biraz üstünü örten ilişkiler. Yani izleyicinin sanatın ortaya çıkışında ne kadar kuvvetli olduğu üstünü daha kolay örtebiliyor. Yani çünkü işte ne bileyim bronz heykel yapacaksan ya da mermer heykel yapacaksan işte onunla ilgili işte almak gereken eğitimi sadece belirli insanlar alabiliyor. Sadece belirli yerlerden alabiliyor. Sadece belirli aileler sana destek olduğun zaman zaten o malzemeyi bulabiliyorsun. Onun için böyle bir her zaman bir elit, her zaman yani işte yapılması zor, anlaşılması zor, ulaşılması zor bir şey gibiydi sanat belirli bir noktaya gelene kadar. Ya yani bizim yeni medyayı en çok önemli görmemizin ve yani burada da senin anlattığın şeylerde çok güzel ortaya çıkan şey yeni medyanın potansiyeli tam da bu. Yani sanatçıyla izleyici arasındaki ilişkiyi ve aslında oradaki güç dengesini çok açık ediyor olması. Normalde sanat pratiklerinin her zaman olması gereken bazı şeyleri çok böyle işte bir takım iktidar şeylerinin baskılarından kurtulmuş bir şekilde ortaya koyuyor olması. Ve işte alın olasılıklarına orada dönersek, alın olasılıkları içerisinde şey de var işte, gerçekten üretimi kolaylaştırıyor. Bir şekilde hem şu an çağımızda, işte dediğim gibi yani çok pahalı malzemeye ulaşmamız gerekmiyor. Yani herkesin bir işte bilgisayarla bir şekilde haşır neşirliği var. Herkesin ortak kullanabildiği ve algılayabildiği bir dil aslında. Yani bir eğitim gerektirmiyor. Yani bu işe bakıp bu işi beğenmek için sanat tarihi bilmeniz gerekmiyor. Sanat tarihi bilirseniz ekstra bir şeyler düşünebilirsiniz bu işle ilgili. Bazı eski işte şeylere gönderme yapabilirsiniz. Senin de dediğin gibi bir sanat tarihi bakışı içerisinde konumlandırabilirsiniz bu işi. Ama hiç sanat tarihi bilmeden buraya girdiğiniz zaman da bu işi beğenebilirsiniz. Çünkü artık yeni medya o kadar tanıdık olduğumuz ve zaten bizim günlük hayatımızın parçası olan bir mecra ki işte şey Turban da söylediği gibi yani bizim bir normal günlük yaşadığımız hayat var ama artık o ne kadar kaldı bilmiyorum. Çünkü işte ne bileyim konsere gittiğimizde konseri seyretmiyoruz aslında. Konseri kaydediyoruz telefonumuzda ve telefonun ekranından seyrediyoruz. İşte ne bileyim bizim kurduğumuz iletişimin büyük çoğunluğu hep bir ekran aracılığıyla, hep telefon aracılığıyla, bilgisayar aracılığıyla. Onun için biz zaten yani bir video gözüyle, bir yeni medyaleştirmesi gözüyle dünyayı zaten artık algılıyoruz. Sokaktaki çocuk da böyle yani 4 yaşındaki çocuk da böyle algılıyor. Artık işte 65 yaşında, 70 yaşında teyzeler de böyle algılıyor. Ve bu sadece şey de değil artık yani medeni dünyanın, işte Batı'nın sahip olduğu bir şey de değil yani mesela bundan 2 sene önce ben Myanmar'daydım ve Myanmar'da bütün Budist rahiplerin elinde cep telefonu vardı ve gittiği tapınaklarda selfie çekiyorlardı. Yani çünkü o şey artık mesela işte o şey yani bizim hacılık diyebileceğimiz işte pilgrimage diyebileceğimiz o işte kutsal yerleri ziyaret bile artık yani bir Budist için bile orada olduğunu fotoğrafını çekip paylaşmak üzerinden gidiyor. Onun için şimdi böyle bir kültürün içerisinde zaten herkes böyle bir sanat eserini okuyacak bilgiye sahip.
O bir kere bence çok ciddi bir potansiyel açıyor sanatçı için. Yani onun için evet sanatçı felsefeci olmak zorunda değil, politik bir şey yapmak zorunda değil, hatta mümkünse yapmasın. Yani politik yapmasın, çok felsefi bir şey söylemeye çalışmasın. Çünkü zaten eğer bu işle uğraşıyorsanız ve bu işi düzgün bir şekilde yapıyorsanız mecranın kendisinin politik ve felsefi bir yanı var. Yani artık zaten böyle bir sanat zaten artık felsefenin yerine geçmiş durumda. Çünkü kimsenin işte 600 sayfa Kant okuyacak vakti ve sabrı yok artık. Çünkü evet yani o sadece belirli bir azınlığa artık hitap ediyor. Ama bu mesela bir anda yani işte ne bileyim Kant'ı bir kişi okuyorsa bunu 1 milyon kişi görebilir. Yani ciddi bir potansiyele sahipsiniz. Ve insanlar bu tarz şeyler yaratabilir. Yani sanatçıların sayısı da artabilir. Onun için böyle ciddi anlamda bir demokratikleşme demek yeni medya her zaman için. Ve bu zaten mecranın kendisi yani bu mecrayı kullanmayı seçmek ve bu mecrayı izlemek, takip etmenin zaten politik işlesi var. Yani kendiliğinden politik bir duruş, zaten formun bir politikası var. Kullandığınız mecranın bir politikası var. Bunun üzerine bir de orada işte bir takım sembollerle bir şey söylemeye çalışmak zaten artık gereksiz oluyor. Çünkü o biraz şey oluyor yani işte senin dediğin gibi insanların belirli bir hissi alıp oradan kendileri bir yere gitmelerine izin vermek aslında çok daha etkili oluyor. Biz de bütün sergilerimizde onu görüyoruz. Tuval'le de ilk konuştuğumuzda yani ilk bir araya geldiğimizde işte bu işi anlattığı zaman tam bununla ilgili duruşundan dolayı şey dedik yani tamam böyle birlikte bir konuşma yapabiliriz çünkü biz de aynı kafadayız. Onun dışında bir şey mesela bize çok şey geliyor yani zaten bir dolu imkan varken bunda bunun üzerine bir de zorlamak sanatı biraz boğmak gibi geliyor. Onun için de genel olarak böyle bir şeyler. Yani konuşmalı bir çok... çok bu sefer ben çok konuştum. Herkes çok fazla var. Ben çok ayrı şeylerden bakıyorum. Akademik değil, benim yani kişisel olarak Ceren'le de beraber yaşadığımız tecrübelerden yeni medya. Ben grup hani küratör olarak ya da organizatör olarak baktığımda mekanda nasıl algıladığım. Yani söylediği şeyler aslında şu an anlattığı şeyler tam da yani bence yeni medya sanatçısının hissetmesi gereken şeyler. Yani çok doğru açıkladın her şeyi. Ben şeyden alacağım, biraz konuşmak sonlarından alacağım. Bu izleyiciye açık kapı bırakması çok güzel bir laf seni söylediğim. Genelde biraz şey var, sanatçılarda ve küratörlerde biraz sanata müdahale etme isteği var. İzleyici nasıl görür diye aslında biraz yönlendiriliyor. Bizim bence ortak noktalarımızdan bir tanesi o. Biz kariyerimizin başından beri izleyiciye çok açık sergilemeler yarattık. Çok az yetim verdik. Yani bazı sanatçılar bunu çok istemesine rağmen gerçekten benim zamanla önce beni söylediği gibi yani bir hareketli bir görüntüye bakıp sizin algıladığınız şey önemli olmalı izleyici. Onu okuduğunuz anda o görüntü zaten değişecek. Daha sonrasında okumak belki çok şey katacaktır. Ama o hareketli görüntüde senin yarattığın dijital alanda her izleyici illa bir şey bulur. Hatta sanatçının, başka izleyici, hatta küratörün, hatta kurumun da düşünmediği şeyler çıkacaktır. Bence bizim yani hepimizin mesleğinde yeni medyada, özellikle ya da videoda en çok heyecanlandıran durum o. Yani biz mesela Ceren'le uzun süre bir sergi yaptığımız zaman çok gideriz mekanla. Ve yani işte izleyiciler ne konuşuyor falan, bayağı yani adamlar mesela ne konuşuyor falan diye bakıyoruz mesela. Gerçekten mesela izleyici zaten çok değişti, ben şeye de bakıyorum. Sergi ya da etkinlik olduğu zaman Instagram yorumlarına da bakmaya çok özen gösteriyorum. Çünkü bu yeni jenerasyon. O gerçekten yani biz mesela şu an yeni, yani dijital sanat zaten bir ekran üzerinden yapılan bir şeyi zaten biz sergiliyoruz. Ona artık yeni nesil senin söylediğin gibi ekrandan bakıyor. Bayağı aslında katman katman olan bir şey var. Onlar bizden çok daha iyi algılıyorlar. O yüzden onların da düşünceleri önemli. Yani bu şey beni biraz böyle heyecanlandırıyor. Bazen bir sinirim de bozduğu oluyor yani çok izleyici böyle ekrandan bakması. Ama her şey yani yeni medyada çok daha açık. Hareketli görüntü herkes yakalayabiliyor. Ceren de söylediği gibi. Bunda evet eğitim de olması. Eşitlik yani herkesin yakalayacağı güzel bir eşitlik var. Sanatçının da Tuba'nın söylediği gibi biraz hani orada açık kapı bırakması, izleyici ne hisseder diye görmesi çok benim için önemli. En çok etkileyen şeylerden biri o oldu. Ben biraz izleyici tarafından. Yani küratörlük yaparken de bizim ne heyecanlandırıyor tarafından onu ekledim.
aslında çok eğlenceli şey. Bayağı bir şey. Ben oradan bir de sen oradan başka bir senin söylediğinden biraz ikinizi birden birleştirip bu zamanla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şeyde yeni medyadaki işte bu anlatırken ya bu işte çok ortaya çıkıyor. Yani yeni medya ve zaman kullanımı aslında bu işte çok açık geliyor yani onu genel olarak. Ama bu işte aslında yani sadece bu iş özelinde değil, yani yeni medyanın genel temsiliyle ilgili bir şey de söylüyor senin dediğin gibi. Orada şey var, yani ilk defa şöyle bir şeyimiz var. Bir video işini gördüğümüz zaman, yani özellikle doğa tasviri ise, ki yani doğa tasviri aslında yeni medya çok ciddi bir alan. Yani yeni medyada böyle biz genel olarak şey iki ana akım görüyoruz. Yani ilk gerçekten doğa tasvirleri, yani tarihin başından beri sanatın temeli olan aslında doğa tasvirleri, şimdi yeni teknolojilerle kullanması. Bir de daha geometrik gidenler, yani algoritma ve geometri üzerinden, data üzerinden gidenler var. Böyle iki aslında ana akım var. Yani bunların ikisine de girmeyen ya da ikisine birden giren işler de oluyor. Ama böyle iki ana akımdan bahsedebiliriz. Özellikle doğa tasvirlerinde baktığımız zaman şey var. Şimdi bir kayıt zamanı var. Yani o kadar çok katmanlı bir zamandan bahsediyoruz ki yani bir doğanın kendi akışı var senin dediğin gibi. Doğanın bir kendi zamanı var. Sonra siz onu sanatçı olarak kaydederken bir kayıt zamanınız var. Sonra o kayıt zamanının üzerinde siz manipülasyon yapıp işlerken bir üretim zamanınız var. Üçüncü bir katman oluyor. Sonra onun bir sergileme zamanı var. Yani mesela kaç dakikalık sergileyeceksiniz, bu kadar mı sergileyeceksiniz, iki dakika mı, üç dakika mı, ne hızla. Bir sergileme zamanı var ve sonunda da bir izleme zamanı var. Yani izleyici onun karşısında gerçekten kaç saniye geçirecek, kaç dakikaya geçirecek, bir de o var. Onun üzerine bir de artık günümüzde şey biliyor. Eğer birisi o işi beğendiyse onun zaten videosunu ya da fotoğrafını çekiyor. Çoğunlukla fotoğrafını değil, yine videosunu çekiyor. Bir de kaç saniye o videosunu çekecek. Ve o videoyu mesela Instagram'da paylaştığı zaman kaç saniyesini insanlar izleyecek. Yani böyle 8-9 tane ayrı zaman katmanından bahsediyoruz. Yani sadece böyle eskiden çok daha basitti. Yani işte 6 aylık bir geziyi ben burada bir tuval üzerinde nasıl anlatırım? Buradan başlayayım, tık 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 yapayım, insanlar da okur ya orada oraya gitmiş, buradan. Yani artık öyle bir şeyimiz kalmadı. Yani zaman üzerinde de kontrolümüz kalmadı. İşte bu bir dolu katman işte, demin saydım kaç oldu, 9 tane falan ayrı zaman akışı var. Ve onlar hiçbir zaman birbirine paralel düşmeyecek. Ve onun hangi noktasında durup hangi noktasını algıladığınız yani sonsuz aslında olasılık, sonsuz okuma ve sonsuz görsellik oluşturuyor. Ve bu yeni medya öncesinde hiçbir zaman sahip olmadığımız bir olasılık. Ve yani daha da muhtemelen bu katmanlar artarak devam edecek. O da heyecan verici bir şey. Hem o artıyor hem de şey de var bence. Hani o Tuba konuşması sonlarında söyledi. Hani teknolojinin de bir şekilde sanatçı üretimi ele geçirdiği noktaya da geldi. Yani videonun dışına çıkıyoruz. Gerçekten doğa temsilcileri zaten şey, yani dijital sanatı çok kuvvetli bir parçası. Şimdi mesela şey de var, sırf bunun kaydı değil. Artık birkaç sanatçıda da görmüşsünüz bu işleri. Mesela tamamen scanlıyorlar. Yani gidiyorlar bir şeyi 3D scanner'larla tarıyorlar. Herhangi bir doğayı görüntü olarak onu atıyor sanatçı, onun üzerine manipüle. İşte buna benzer çalışan sanatçılar var, Koyala var, Felix Luke var. Aslında gördüğünüz data yani. Aslında data olarak görüyorsunuz. Yani aslında normalde nasıldı? İşte önce bunun resmini çiziyorlar, doğanın gidip önünde resmini çiziyorlar. Sonra değişti, videoda, sinemada kaydını aldılar. İşte fotoğraf, fotoğrafı sonra oldu, sonra sinema, sonra videosu. Ondan sonra şimdi artık bunu gerçekten çok teknolojik aletlerle yapıyoruz. Bunlar data olarak bilgisayar ekranına atılıyor. O bile zaten sergilenebilir bir halken sanatçı onun üzerine müdahale ediyor. Ve izleyici aslında orada hem sanat hem gerçek bir şey de görüyor. Hem kurgusal ama aslında orada olan bir şey de görüyor. Yani teknoloji de bu şekilde ilerleyip sanatçılara da yön veriyor. O yüzden aslında bence yani yeni medya içerisinde doğa tasvirlerinin sanatçının tasvir etmesi de sürekli değişen bir şey. Teknolojide beraber giderek de değişiyor tabii ki. Çünkü her zaman aslında araç formu belirliyor. Evet, araç formu belirliyor. Yani aslında şey de var, videonun kendisi de aslında bir taraftan hani doğayı öykünen bir tarafı var ama şöyle,
doğanın illaki hani yapısına, malzemesine bir şey değil ama kendi iç zamanına öykünen bir tarafı var aslında videonun. Bu anlamda şeyin de altını çizmek istiyorum belirttiğiniz gibi. Aslında yeni medya dediğimiz şey, yeni medya sanatı dediğimiz şey tam bir demokrasiyi aslında sağlamış durumda. Çünkü 1970'lerde bu hani video sanatı vesaire 60'larda çıktığında mesela şeyden bahsediliyordu, hala da bahsediliyor. Daha demokratik bir ortam sunuyor kişiye. Çünkü artık herkes gerçekten video kamerayı ediniyor. Herkes bir şekilde işte dediğin gibi hani o tapınaklarda bile o selfie'yi çekebiliyor. Daha demokratik bir ortam. Ama şöyle bir durum var. Mesela 1970'lerde biz kavramsal sanatla da karşı karşıya kaldık. Öyle değil mi? Yani hala tabii ki bundan söz edilebilir ama o zamanlar bir metne de ihtiyacımız vardı. Hani şey, öncesinde de konuştuğumuz gibi bize bir metin veriliyor. Biz o metin üzerinden işte bir takım felsefeler okumaya başlıyoruz, inşa etmeye başlıyoruz ama o metinler olmadan biz onu kurgulayamıyoruz. Şimdi yeni medya alanına, sanat alanına baktığımız zaman yani gerçekten böyle bir demokratik bir alanı sağlayan bir şeyle karşı karşıyayız. Etkileşimle karşı karşıyayız. Çünkü izleyiciyi de artık burada gerçekten tamamen serbest bırakan bir yapısı var. Hani açık uçlu demek ki aslında kastettiğimiz birazcık da bu. Tabii ki her şey izleyicide bitmiyor. Sanatçının kendisinde bitiyor ki aslında bir zincirleme, bir yapı aslında bu. Hani üreten olarak sanatçı bir şeyleri ortaya koyuyor. İzleyici bunu tamamlayabiliyor. Kendi algısını falan hani bir takım şeyler, durumlar açabiliyor. İşte küratöryel yapıları olabiliyor. Sanat eleştirmenliği oluyor. Bu yapı gittikçe böyle büyüyor ve bir takım tanımlar ortaya çıkıyor işte. Depolar işte, tanımlama depoları oluşturmaya başlıyoruz. Bu noktada da işte şey çok önemli. Şimdi normal izleyici ve gerçekten donanımlı izleyiciyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü dışarıdan gelen bir insan da buraya geldiği zaman evet okunabilir. Birazcık da o insanın kendi, insanoğlu olarak bir şeylere sürekli böyle hemen ulaşma çabamızdan da kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten hani normal bir izleyici geldiği zaman da sanatın en büyük verisi etki alanı yaratmak. Şimdi bu etki alanı nedir? Sonuçta normal bir izleyici geldiği zaman da burada kendince tabii ki bir takım yorumlar gerçekleştirecek, bir takım işte açılımlar yapabilecek kendi düşünsel dünyasında. Ama şimdi donanımlı izleyici geldiğinde tabii tarihini biliyor, işte yapıp edilenleri biliyor, işte diyelim bir sürü sanatçı tanıyor vesaire, işte karşılaştırmalar yapabiliyor. Kendini o anlamda daha fazla zenginleştirebiliyor belki o yapıta bakarak. Şimdi bu anlamda düşününce evet, normal izleyici de gerçekten bu alanın içerisinde varlık gösterebiliyor. Çünkü bir kere etkileşim diye bir şey var artık. Yani yeni medyasında etkileşimli sanat, hani daha interaktif. İzleyici gerçekten sanki bir oyunun içerisinde. Yani o etki alanını o oyunla birlikte, o etkileşimle birlikte gerçekleştirebiliyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani normal izleyici ya da katılımcı bunun bu heyecanın içerisinde, bu oyunun içerisinde çözümlemeye çalışırken ama donanımlı izleyici sanat tarihinin içerisine dalıyor, işte bir takım kavramlar çıkartıyor vesaire. Ama sonuçta bulunduğu düzlem gerçekten aynı düzlem. Ve herkes aslında gerçekten o aynı düzlemin içerisinde yer alıyor diye düşünüyorum. Bir de senin bahsettiğin aslında bir tür uzmanlaşma alanları oluyor şimdi. Yani uzmanlaşma alanları aslında postmodern dönemin en çok aslında belki de karşı çıktığı bir durum aslında. Çünkü artık herkes her şeyle ilgilenebiliyor. Yani herkesin elinde bu medya, hani telefonlar, bilgisayarlar vesaire olduğuna göre herkes aslında bir nevi o medyayla bir şekilde haşır neşir olabiliyor diye düşünüyorum. Yani uzmanlaşma olayı burada aslında bir tür kesintiye uğruyor diye düşünüyorum. Aklıma şey geldi. Şimdi Şayegan'ın bir terimi vardı, yaptakçı. Hani şey, Bekar'ı yaptakçı olarak nitelendirir. Günümüz 21. insanına. Der ki, şimdi yaptakçı
kültürler arası etkileşimde bütün kültürlerle aslında iletişim halindedir. Sanatçı da, günümüzün sanatçısı da böyle aslında. Kültürü yeniden, tekrar tekrar üretiyoruz aslında. Çünkü etkileşim içerisindeyiz. Her şeye değinebiliyoruz, her şeye ulaşabiliyoruz. Bilgiye en fazla ulaştığımız noktadayız. Güncel durumdayız aslında şu anda. Diye düşünüyorum. Nasıl konuştuk biraz da siz konuştuk. Ya sorularınız varsa ya da fikirleriniz, onları alabiliriz isterseniz. Çok iyi konuştuk. Ben belki bir şey söylemek istiyorum. Ben izleyici tarafım. Yeni medyayı izlediğimde zenginleştiğimi hissediyorum. Siz farklı izleyicilerin farklı düşüncelerinden anladığım kadarıyla etkileşiyorsunuz. Doğal olarak da işte zenginleşmiş oluyor. Bir kişi baktığında bir görüş var, 100 kişi baktığında 100 görüş var. Bunlar bir sonraki işinizi etkiler mi ya da Allah sanatçı tarafına ayrı soralım. Bizim etkiliyor. Yani bizim etkiliyor. Çünkü bizim yaptığımız şey yani biz sonuçta yani biz sergi tasarlıyoruz. Sergi tasarlamak demek aslında bir deneyim tasarlamak demek. Yani o kapıdan girdiğiniz anda yani çıkana kadar neler hissedecek, nasıl bir şey hissedeceksiniz, nasıl bir dünyada yaşayacaksınız? Yani bir deneyimi tasarlıyoruz. Onun için bir önceki sergilerdeki izleyicilerin deneyimleri tabii ki sonraki sergiler için bize bir yol haritası çıkarıyor. Ve daha önceden görmediğimiz, daha önceden aklımıza gelmeyen olasılıklar bizim için açabiliyor. Mesela o alanda çocuk izleyiciler bizim için çok kritik. Çocuklar çünkü hiç tahmin etmediğiniz tepkiler verebiliyorlar. Ve özellikle yeni medyayı çok seviyorlar. Ve yani hiçbirimizin görmediği, yani hani sanatçının bile orada olduğunu umuttuğu bir takım detayları yakalayabiliyorlar. Onun için mesela bir sonraki sergide o işi kurarken o detayın mesela siz de farkına varmış olarak o işi kuruyorsunuz. Yani bir şekilde hiç görmediğiniz bir yerden görüyorsunuz. Yani her şeyi bırakın, yani kafalarının daha açık olmasını, daha yuvarlasın olmasını bırakın. Bir şekilde ayrı bir bakış açısından bakıyorlar yani. Hani ve mesela biz hep yukarıdan aşağı görmeye alışığız bir işi, onlar aşağıdan yukarıya doğru görüyorlar ve bir anda mesela o işi öyle hayal etmeye başladığın zaman, çocuk gözüyle görmeye başladığın zaman bir anda mesela o işin yerleşimiyle ilgili bir dolu yeni kapı açılabiliyor. Bir dahaki işlerde öyle kullanabiliyoruz. Onun için bize bayağı oluyor, rehberlik yapıyor açıkçası izleyiciler. Ama üretim süreci biraz daha farklı olmuş. Için sanatçılar için biraz yani daha farklı olmuş. Yani şöyle düşünebilir aslında, şimdi etkileşim de oluyor aslında. Yani bu da bu da aslında iki taraflı bir şey. Çünkü eğer izleyiciyi dışarıdan gözlemleyip o etkisini yakalayabiliyorsam eğer, sonuçta o etkileşim içerisindeki o heyecan aslında bana yeni bir kapı aralayabiliyor. Ama ikinci taraftan eğer izleyiciyle diyaloğa geçiyorsan ya da izleyici gelip seninle bir tür diyaloğa geçiyorsa eğer, yani şimdi bir iletişim söz konusu. Şimdi bu iletişimde diyoruz ya, açık uçlu söylemler aslında şu anda içinde var olduğumuz güncel durum. Şimdi benim aslında üzerinde durmadığım, yani yaratırken bile ortaya koyduğum şeyde hiç aklımdan geçmeyen bir şey bile karşımdaki kişi bana farklı bir şekilde yorumlayabilir bunu. Şimdi farklı bir bakış açısı sunabilir. Şimdi bu bakış açısı içerisinde ister istemez şimdi benim farklı bir konumda yer almamla onun farklı bir etkileşim içerisindeki o kavramları yaratması ve bunların o söylemsel cephede çakışması ister istemez şimdi böyle bir bakış açısı da demek ki yaratabiliyorum. Ben farkında değilim ama. Böyle bir bakış açısı yaratabiliyorum demek bu. Hani onun yarattığı bakış açısı bende etki bırakabilir. Bu her zaman değil elbette ki söz konusu. Bir etki bırakabilir. Bu etkiden dolayı da bir şekilde benliğimde yer edecektir sonuçta. Ya da ne bileyim bilinçaltımın bir yerlerinde böyle bir sızacak diye düşünüyorum. O yüzden o sızma ister istemez hani diğer üretim esnasında
ya bilinçle, bilinçle ortaya çıkacak ya da bilinçsizce, daha sezgisel bir şekilde, hani bilinçaltına yerleşmiş o diyalogda daha bir şekillenebilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta her şey etkileşimle bitiyor diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada şey oluyor bence, ben ilk defa gördüm yani, o zaman olsa da genelde aslında biraz izleyicinin ya da küratörün ya da orada sergiledikleri değişen mekanlarda aldıkları yorumlarla işlerin varyasyonlarını çıkartan çok fazla yönetmen sanatçısı var. Hatta bazen biz kurarken bile yaşıyoruz. O anda böyle boş bulmuşuz ya, böyle olsa daha iyi değil miydi diyoruz. Ve evet falan diyor sanatçı. Oturup mesela o anda başka bir, yani tekrar o işin başka kayıtlarını da alabiliyoruz. Ya da bir sonraki işine bir şey çıkabiliyor. Bence bunun nedeni de şey, yani izleyici ya da herhangi birisi mesela ya şey çok zor bir şey yani. Güzel bir resime bakıp da bunu böyle çizmeseydim falan ya bence olmamış. Yani biraz daha kayın falan. Onu diyemiyor insan. Hani görüntüde herkes bir şey yakalayabiliyor. Mesela bizim sergilerimizden bir tanesinde bir tane çocuk geldi. İnteraktif bir işte şey dedi. Burada iki nokta var. Neden üç nokta yok? Falan oldu. Ama işte iki nokta çünkü etkileşim, etkileşim, işte etiyor falan. Üç olursa onu matematiksel olarak başka şeylere bağladı. Teorik olarak başka şeylere bağladı. Ve bu böyle onu o kadar savundu ki biz şey oldu. Evet o da iyi bir iş olurmuş. Yani üç nokta versiyonu da olur mu? Ve gerçekten onun üzerine de konuşuldum. Bazen bazı insanlardan, bu çocuk da olabilir. Bu işin profesyonel olarak hiç alakası olmayan birisi de olabilir. Güzelliği bence yeni medyanın şu, herkes bir yorum yapma samimiyetini yaşıyor izleyiciden. Yani bu bazen çok şey de olabiliyor. Ya bu ne ya, bilgisayar background gibi de diyen olabiliyor. Ya da hani anlamıyor hiçbir şey seyirciler, askeri seyirciler açtık diyen de olabiliyor. Ama orada niye bir nokta daha var diye anlayabiliyor. Mesela Ceren'in söylediği de bir sergide başımıza geldi. Bir tane videoda, yani Netflix dediğimiz gibi ufak bir şey kalmış. Bir çocuk onunla, onu yakalamaya çalıştı tüm sergi boyunca. Ama delice yakalamaya çalışıyor. Görüntü böyle. Bilmezsel görüntü, o onunla oynuyor. Ve biz onu fark ettik, onu izledik. Onun üzerine başka neler olur, onu nasıl sergilerir? Sanatçı da bundan etkilendi. Bence şey güzel bir şey, evet yani diğer yani hareketli görüntü onu kırıyor biraz. İzleyici ona bakıp, bir fikir sahibi olup, bir adım öteye geçip, bunu sorgulayıp sorabiliyor. Ya pardon kusura bakmayın bir şey soracağım diye başlasa bile. Çünkü biz biraz daha şeyiz. Millet olarak daha seviyeliyiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir sorma. O yüzden hani şey var, evet. Yani bence etkiliyor. Ve sanatçı, yani kişisel olarak tanımlı sanatçılar var. Yorumlar üzerine onların varyasyonlarını yapan. Zaten dijital sanatta da çok var. Sen de yapıyorsun mesela onları. Bir şeye başlıyorsun, başka bir fikri, onların varyasyonlarını görüyorsun. Onların hepsi aslında ya sen izlerken fark ettin, ya mekanda gördüğünde böyle de olabilmiş dedin, ya izleyicilerden gelen bir şey oluyor. Ve bu yeni medyada çok kolay. O an isterseniz 7 saat, 8 saat render'da da yapabilirsiniz. Ama mesela hani resim için o çok zor yani, baştan çizeceğim diyemeyeceğiniz bir şey. Aslında o yüzden de hani 6 ay oldum ben bunu silahı yapacağımca söylemedim gibi bir şey olmuyor yani. O yüzden o teknolojinin hani hızı da güzel yani. Güzel seviyoruz yani. Evet. Yani işte 4 gün önce bir tane şey dedim. Böyle yazılımla sanat yapanların olduğu böyle bir işte yaratıcı kodcu komitesinin olduğu bir şeydeydim, konferanstaydım. Oradaki mesela konuşmalardan birindeki sanatçılardan biri bunu anlatıyordu. Bizim de daha önce birlikte çalıştığımız bir sanatçı Mark'ı gösterdik Türkiye'de. Polonyalı bir sanatçı. Tamamen yazılım tabanlı işler yapıyor. Web tabanlı işler yapıyor. O şey diyor işte mesela yaratım sürecinde şey dedi. Ben ya yani son aşamaya gelene kadar bir dolu şeyleri oluyor. Yani demolar oluyor elinde. Bir işte yazılıma başlıyor, bir sonuç çıkıyor. Onu mesela paylaşıyor internet sitesinde demo olarak. Buna bir takım yorumlar geliyor işte ya da Instagram'da paylaşıyor. Her demosunu yani her adımını, üretimin her aşamasını tek tek mesela sosyal medyaya paylaşıyorum diyor. Ve oradan mesela gelen tek bir yoruma göre bir şey değiştirmiyor belki ama şunu yapıyorum diyor. Yani mesela 80 kişi bir şey diyorsa bir bitki falan yani herhalde burada bir terslik var, benim gördüğümden başka bir şey görüyorlar diye. Bir sonraki demoda onu düzeltiyor. Yani onun için işte bu hani
böyle bir son izleyiciye sunacağı hale gelene kadar belki 10 tane demo yayınlıyor. O demoların hepsine insanların yorumlarını alıp onlara göre kendi yazılımı biraz biraz değiştiriyor. Çok inatçı yani Marpi. Yok sonunda yine benim dediğim olacak bir bazı şeyler kısaydım. Var öyle bir egosu yani. Ama sanatçı egosu yani. Herkes var. Her sanatçı da var. Ama bazı şeyler de şey oluyor yani. Artık bunu da göz ardı edemem yani 80 kişi bunu söyledi, bunu değiştirmem lazım dediği şeyler de oluyor ve değiştiriyor. Onun için işte yani yeni medya böyle bir şeyle imkan sağlıyor. İşte Irman dediği gibi yani 8 ay bir tane şeyle çizim uğraştıysanız evet ya yanlış ben bulamışım, başa döneyim gibi bir şey yok. Çünkü başa dönseniz de zaten aynı şey olmayacak. Ama burada üretim süreci aslında yani kademe kademe ilerlemeye, yeni versiyonlar çıkarmaya çok uygun olduğu için etkiye de çok açık. Hem izleyiciden hem işte diğer sanatçılardan hem küratörlerden etkiye çok açık aslında. Hep beraber şey, bir arada ortaya çıkardığımız bir sanat. Seviyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Ama bu birazcık da şey sanırım. Aracı sağladığı bir kolaylık evet, var. Çünkü aynen. Oturuyorsun gerçekten hani bir küçük bir değişimde render alıyorsun. Sonra aynen. Tekrar bakıyorsun. Evet. Yani çok şey değişmez. Değişmez diye bir şey yok aslında. Hı-hı. Hani sanatın önceki o hayır değişmez masaları, o biricikliği vesaire burada gerçekten tepe taklık olmuş durumda. Evet. Ve o yüzden hani şey çok güzeldi. Yani yeni medya dediğimiz alan gerçekten tamamen demokratik bir alan. Hani videonun başlangıcındaki demokratiklikten de öte bir şey evet. Aslında. Çünkü hem izleyiciye böyle bir kolaylık sağlıyor yani hem üreticiye daha yani kolaylık sağlıyor. Hani sanat eleştirmenleri ya da küratörlük anlamında da bir takım hani şey tanımlar getirebiliyor, değişiklikler var ya sonlar getirebiliyor. Yani bu anlamda şey değişmez diye bir şey söz konusu değil aslında. Her şey sonuçta değişebilir. Aracın sağladığı bir kolaylıktır. Tekrar tekrar üretebiliriz, tekrar tekrar değiştirebiliriz aslında biz bu durumlarımızı. Şey mesela bile yani hata yani insan hayatının parçası hata yani ve hata yeni medyada çok aslında bir anda verimli bir şey aslında. Yani böyle kolay değiştirilebilir bir mecrada çalışırken yaptığınız hatalar böyle gerçekten şey olabiliyor yani Allah'ım bir hata yaptım ve rezil oldum. Öyle bir şey yok yani geri alıyorsun o hata gitmiş oluyor ama bazen de bir hata yapıyorsun ve ya ben bunu yanlış bastım ama çok güzel oldu. Yani işte mutlu kazalar dediğimiz yani bu yeni medyada. Bir anda hiç beklemediğin bir şey çıkıyor ve Allah'ım iyi ki bu hatayı yaptım diyorsun. Ama mesela 10 tonluk bir şeyle çalışırken, işte İtalyan mermeriyle çalışırken öyle bir lüksün yok yani. Hani şuraya da yanlış buldum, bitti yani. Bir daha 10 tonluk mermeri nereden bulacaksın? İşte o dönemin o geri alınmazlığı ve yani hani ya bu hata iyi bir şey mi çıkacak yoksa kötü bir şey mi çıkacak öngörülemezliğini ortadan kaldırdığı için yani sanatçı için de aslında çok özgürleştirici ve çok demokratik bir alan yani bir taraftan. Onun için çok daha esnek, çok daha işte insan olmaya, o işte hata yapmaya, işte adım adım bir şey ilerletmeye, o hatalardan öğrenip işte beklenmedik şeyler çıkarmaya falan da yani bizim günlük hayatımızı çok daha iyi yansıtabilen bir alan. Onun için çağımızın sanatı. Ben düşünüyoruz. Söyle. Şey, zamanımız çoktan bitti bence. Bence de bayağı. Son. Şey, ya bir şey söz. Benim hani yani ya sonuçta biz zaten hep dijital sanat yeni medyayla ilgilendik. Uzmanlığımızı da o yönde götürüyoruz. Benim en sevdiğim şey de ya izleyicinin... Nasıl söyleyeyim onu? İzleyici yön veriyor sergileme şeklinde. Bakın mesela aynı bir şey gibi bir şey yok. Resmi aynı şekilde sergilersiniz. İşte heykeli aynı şekilde, hemen aynı şekilde sergilersiniz. Video izlemesi, yeni medya izlemesi çok değişti zamanlar. Hatırlar mısın? 2000'lerin başında böyle şeydi, onu konuştuk. Böyle kapalı odalar. Oda. Videoyu odada seyredeceksin. Tam önünde bir bankta oturacaksın. Ortada bir bankta oturacaksın. Ses oradan gelecek. Bir tane böyle katalog bağlanacak oraya. Onu alacaksın, okuyacaksın ona göre. Şimdi onlar ya. Yani çok büyük kurumlar. Tamam bazen oluyor böyle bir yerlerde kurumlarda falan. Mecburen olabildiği şeyler o çok fazla iş olduğu için. Ama onların hepsi yıkıldı farkındaysanız. Ama resimde hikayede böyle bir şey yok. Yani kendi dilini izleyici de manipüle ediyor. İşte mesela sanata dokunmuyoruz biz normalde. Hayır, dışarı dokunmuyoruz. Hatta yani herkes mesela o ekran interaktif mi diye dokunuyor. Tamam diyor. Yani bir şey yapmıyorum. Hoş bir şey bilmiyorum. Hani
hani böyle sanat böyle daha yüce bir şey olarak hep gösterildi. Herkes de bir çekingendir yani dokunabilir miyim, ne yapmalıyım falan. Bunda herkes dokunuyor ve bu iyi bir şey. Korkmuyor. Korkmuyor yani sanattan korkmamasını sağlıyor. Yani. O yüzden yani benim yani işte 2000'lerden sonra yani sonuçta tabii ki izliyoruz ama hani izledik 2004 mü? Yani 2000'lerden beri çok içinde aktif olduğum ve izlediğim süreç inanılmaz değişti ve bunu seyirci değiştiriyor. Ama bunu küratörler de değiştiriyor, değiştiriyor. Mesela hiç mesela odada hiç çok az, hiç kapalı yapmıyor. Hiç metin yazmıyor. Mesela normalde performans videolarını çok büyük göstermezsiniz. Böyle bir şey var, niye bilmiyorum. Biz yani mesela bir fuarda Contemporary İstanbul'da en büyük gösterdiğimiz video mesela bir performans videosuydu. Ve herkes kafayı yiyelimiz falan dedi. Çünkü gerçekten bir zor bir video. Onun önünde sıralar oluşuyor. Çünkü her zaman o performans videosundan özellikle insanlar korkar ve biliyoruz. Anlamayacaklarını düşünürler. Bir odaya girip böyle ne çıkartacağız? Burada bu deli çift ne yapıyor? Neden bağırıyorlar falan. Ama onu büyük yaptığınız anda gördük ki insanlar gerçekten ona yaklaşıp onun üzerine fikir üretebiliyorlar ki performans videosu bunun için bulmuş bir şey zaten. O yüzden hani bu tarz böyle şeylerle oyunumuzda heyecan alıyoruz. İzleyici kesin de söylediğiniz gibi bize yön veriyor. Ve tüm video sanatı, dijital sanatı haline yön veriyor. Odalar yok, öyle banklar yok, öyle kitapçıklar koymuyorlar. O yüzden hani o hoş bir şey, izleyici müdahale edebiliyor diğer sanat dallarına. Ben de tamam, çok kumarım. Sanatçı mı sanatçı söylesin istersen? Yani ben teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan dolayı.